Galatasaray için bu hafta önemli olan 3 puanı kazanmaktı zirve yarışından kopmamak adına. Ama iyi bir futbol ortaya koydu mu? Bence hayır. Karagümrük maçı bir ölçü değil çünkü Karagümrük açıkçası 11-11 iken de sahada doğru düz varlık gösteremedi, pozisyon bulamadı. Asıl soru şu bence, bu futbol Beşiktaş derbisi için yeterli mi? Bence yeterli değil. Çok daha iyisini ortaya koymalı Galatasaray ve güçlü bir orta saha olmalı. Bu karşılaşmanın yıldızı tartışmasız Raşitsa. Galatasaray'ı ileriye çıkaran, rakip takımı hataya zorlayan ve bu maçın yıldızının Emre Taşdemir olmasını sağlayan aslında Raşitsa. Çünkü onun sayesinde Caner de hücuma çıkamadı. Karagümrük'ün en etkili gol silahı. Bence Caner'in bu kadar etkisiz olmasında bile Raşitsa'nın başarısının çok büyük bir payı var. Demarke vaziyette zaten Emre Taşdemir. Sürekli olarak markajda forvet oyuncuları olduğu için çok rahat ortalara imza attı. Bir gol, bir asist, alkışlık bir performans sergiledi. Aslında zor bir soru ve bu sorunun yanıtını arayacak hafta boyunca Okan Buruk. Neden zor bir soru? Şimdi Emre Taşdemir'e baktık Karagümrük maçında. En az 8-10 kez bindirmelere, kanat organizasyonlarına imza attı ve rakip defansı hataya zorladı. Fakat Dubois'da bunu görmedik. Dubois biraz daha garantici. Savunma aksiyonları çok daha başarılı. Güvenilir bir bek. Ama risk almadan ve hücuma katkısı da çok fazla Boya'ya kadar olmayan bir bek. Ama Sacha Boya'ya bakıyorsun, 90 dakikada en az 10-15 kez kanat bindirmesine imza atan, ortalarla takımı skor bulmaya yönlendiren ama bunun akabinde de zaman zaman arkasında açıklar veren, işte Alanya maçında olduğu gibi sürpriz top kayıplarına imza atabilen bir bek. Sacha Boya'yı oynatmak belki biraz risk içerebilir ama sana skor katkısı verebilir. Skorda etkisi olabilir. Dubois'u oynatmak daha garanti bir tercih gibi gözüküyor. Eğer o bölgeden ofansif anlamda katkı almak istemiyorsan. Biri defansif anlamda, biri ofansif anlamda güçlü. Ama hangisini oynatırsın dersen, ben olsam zaten sol tarafta Emre Taşdemir var. Dubois'u tercih ederim. Galatasaray'da bu tip sürprizler vardır. Bu da bir anlamda kadro planlamasının çok sağlıklı olmadığını gösteriyor. Neden? Bir başka bek, Sacha Boya, transferin son gününe kadar gönderilmesine kesin gözle bakılıyordu. Rezervlik oyuncusuydu. Ve iki kampa götürülmedi. Emre Taşdemir'e bakıyorsun, o da iki hazırlık kampına götürülmedi. Rezervlikte oynadı. Ama bugün ikisi de takımda. Doğru bir kadro planlaması yok Galatasaray'ın. İyi bir mühendisliğe imza atamadı. Bunun bir örneği de şu mesela. Galatasaray'ın 3. stoperinin, yani yedek stoperinin Emin Bayram olmaması lazım. Çok açık bir şekilde. Bunu rakipleriyle kıyasladığında anlarsın. Ya da şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın yerli bir golcüsü yok. Yerli bir sağ beki yok. Batshuayi modelinde bir golcüsü yok. João Pedro modelinde bir forvet arkası oyuncusu yok. Ya da Josef de Souza gibi bir ön liberosu yok. Yani o yüzden evet, taraftarın gözüne hoş geldi. Önemli süperstarlar getirildi, yaşlı da olsa, ama iyi bir kadro mühendisliğine imza atılmadı. Kimse kimseyi kandırmasın, bu bir. İkincisi Emre Taşdemir. Kendisine çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü hikayesi gerçekten saygı duyulacak bir hikaye. Alkışlanacak bir hikaye. Ve içinde profesyonelliği, azmi ve inancı içeren bir hikaye. Galatasaray'a ilk geldiğinde Emre Taşdemir sakatlıkları nedeniyle Bursaspor yollarını ayırma kararı almıştı. Bir riskti. Çok sık sakatlanan bir oyuncuydu. Fatih Hoca istedi, Emre Taşdemir Galatasaray'a gelebilmek için hiçbir garanti ücret talep etmedi. Sıfırdı rakam. Sadece maç başı ücret karşılığında Galatasaray'da oynamayı kabul etti. Yönetim şaşırdı. Bu fedakarlığa cüzi bir rakam yazıldı kontratına. Ve Galatasaray Emre Taşdemir'in mali detaylarını kapabildirmedi. Niye biliyor musunuz? Çocuk rencide olmasın diye takım arkadaşlarına karşı. Yani çok komik bir rakam aldığı için takım arkadaşlarına göre, tabii Türk futbolu ekonomisini biliyoruz. Normal bize göre gayet iyidir ama Türk futbol ekonomisine göre çok cüzi bir rakam aldığı için arkadaşlarına karşı rencide olmaması için Galatasaray bunu açıklamadı. Daha sonra
performansı sonrasında 2-3 kez ücretine düzeltmeler yapıldı. Fakat bir türlü vitrine çıkamadı Emre Taşdemir. Ve bunun akabinde de mesela örnek vereyim. Dünya evine girdi Emre yaklaşık 2 sene önce. Düğününe kulüpten, takımdan doğru dürüst hiç kimse gitmedi Galatasaray kulübünde. Akabinde geçen yıl Giresunspor'a kiralandı. Orada da çok etkili olamadı. Sezon başında gönderilsin diye haftalarca, aylarca beklendi. Emre kalmak istedi. Nitekim de kaldı. Ama dediler ki A takımda seni düşünmüyoruz. İki hazırlık kampına götürmediler Emre'yi. Peki dedi. Florya'da tek başına çalıştı. Sezon başında da Okan Hoca kadroya almadı doğal olarak. Kampa götürmediği bir oyuncu niye alsın zaten. Taylan'ı, Oğulcan'ı, işte kadroya giremeyen bütün futbolculara dediler ki rezervlikte oynayacaksınız. Hazır olmanız için. Taylan, Oğulcan, diğer futbolcular bunu kabul etmedi. Biz rezervlik oyuncusu değiliz. Çıkışında bulundular. Ama Emre Taşdemir ne yaptı? Çıktı. Peki dedi. Ben Galatasaray'da kalmak istiyorum. Orada kendimi göstereceğim. Rezervlikte başarılı olacağım. A takıma atacağım kendimi dedi. Rezervlik devam edene kadar maçlarda oynadı. Sol bek olarak. 2 gol, 2 asist yaptı. Sonra A takım antrenmanlarına alınmaya başladı. Rezervlik kapandıktan sonra. Ve 1,5 yıl sonra maça çıktı. Ve performansı ortada. Bir gol, bir asist. Kendisini tebrik ediyorum. Sonuna kadar bu başarıyı hak etti. Zaten bence tartışmaya açık değil. Şöyle açık değil. Çok üst düzey bir oyuncu mu? Değil bence. Net gözlerinizi kapatıp Beşiktaş derbisinde güvenebilir misiniz? Güvenemezsiniz yine. Ama Kazım Can'la Emre Taşdemir'i kıyasladığında Beşiktaş derbisinde net bir şekilde Emre Taşdemir'i oynamalı. Zor bir derbi. Tabii ki ağır basan taraf Beşiktaş ve Şenol Güneş. Çünkü Şenol Güneş bu ülkede Fatih Terim ve Mustafa Denizli ile birlikte en başarılı olan teknik adamlardan bir tanesi. Hatta Okan Hoca'nın da defalarca kez teknik adamlarını yaptı. Usta çırağa karşı olacak biraz ama Galatasaray'ın bence sahada daha güçlü olabilmesi için, galibiyetle ayrılabilmesi için bir kere Karagümrük maçının çok önünde oynaması lazım. O maçın çok üstünde bir performans sergilemesi lazım ve güçlü bir orta sahaya sahip olması lazım. Okan Buruk burada artık cesur bir karar vermeli. Tekrar ediyorum yani bu galibiyet Galatasaraylıları o istatistikler aldatmasın. Yok 30 şut çekmiş, bilmem kaç tane topu direkten dönmüş, bitiricilikte sıkıntı var vesaire. Bu futbol Beşiktaş derbisi için yeterli değil. Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında galibiyete imza atması için kalabalık orta sahayla oynaması lazım. Çünkü Galatasaray fizik olarak, boy ortalaması olarak biraz rakiplerinin gerisinde bir takım. Bu açığı tek bir şekilde kapatırsınız. Güçlü orta sahayla, kalabalık orta sahayla kapatabilirsiniz. Ben açıkçası derbide Torreira, Oliveira, Misu ya da Torreira, Oliveira, Berkan üçlüsünü oynaması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın orada merkezde kontrolü eline alabilmesi için. Ve tabii ki çok tartışılıyor bu. Bunu söylediğim zaman Galatasaraylılar tepki de gösteriyor ama. Mesela Mata, Karagümrük maçında girdi, golünü attı, katkısını verdi. Ama ne zaman? Son 15 dakika, 20 dakika. Mertens de zaman zaman rotasyon oyuncusu olarak kullanılabilir. Ve bence şimdi tam zamanı. Mertens'ten yüksek düzeyde verimlilik almak için 50'den 60'dan sonra sahaya attığınızda Mertens Trabzon deplasmanında çalımı atıyor, pozisyonu yaratıyor. Şutu çekemiyordu. Çünkü niye? Gücü kalmıyordu. İşte 60'tan 70'ten sonra aldığınızda Mertens onu da yapar. Çok büyük bir futbolcu. Kariyerini tartışmam. Napoli'de tarih yazdı. Ama Napoli niye bıraktı Mertens'i? Çünkü yaşlandığı için. Şimdi Galatasaray'ın da bence Mertens'i zaman zaman ekonomik kullanması lazım. Bu maçlardan bir tanesi de bence Beşiktaş maçı. Güçlü orta saha adına 10 numarası oynaması lazım bence Galatasaray'ın. Türk futbolunda ne yazık ki emsal niteliği taşıyan cezalar hep Galatasaray'a verildi. Örnek mi? Felipe Melo tweet attı diye ceza aldı bu ülkede ilk kez. Arda Turan soyunma odasında o sinkaflı ifadeyi kullanmamasına rağmen ceza aldı. Türkiye'de ilk kez. 6 saniye kuralı Galatasaray dışında başka takıma uygulandı mı? Soruyorum size. Uygulanmadı. Ve Ali Palabıyık Alanyaspor maçını katletti. Zararlı çıkan yine Galatasaray oldu. Sahada da haksızlığa uğradı. Ve o haksızlık derbiye de yansıdı.
Ya böyle bir şey olamaz. Bütün Galatasaray tribünlerine ceza verildi. Ya kimse bunu gündeme getirmiyor ama bütün bir stadı kapattılar aslında. Kombini alanların hepsi mağdur şimdi. Bütün herkesin, o 30 bin kişinin kombinelerini kulübe devretmesi, kulübün de o kombineleri tekrar satması gerekiyor. Enteresan kararlar ama yine Galatasaray taraftarı bence bu zorluğun altından kalkıp derbide tribünleri dolduracaktır.